milletvekili adayınız. Bölgeyi daha iyi tanıyan bir kişi olarak, o milletvekillerinin karşıtı olarak bir açıklamada bulunmuş Trabzon'da. Bu konudaki düşünceleriniz? Tabii, milletvekili adayınız burada, kendisi ifade edecektir. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi sadece şimdi değil, ama bu geçtiğimiz günlerde bir kriz olduğundan dolayı Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi mini konuyla ilgili MYK üyeleri, parti meclis üyeleri, milletvekili toplandı, değerlendirdik. Yeşil yolla ilgili bilgilerimizi yeniden hazırladık. Bunun yayla yolu olmadığı, orman köyleri, yüksek köylerimizi rahatlatacak bir projenin olmadığı, bunun aslında turizm amaçlı da olmadığı, ne tespit ettik. Bu sebepten dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki politikaları bu yeşil yol, bu haliyle yeşil yol inşaatına karşıdır. Öncelikle talebimiz bu yolun ne olduğunu daha açık bir şekilde millete anlatılması, halka anlatılması, köylülere anlatılması, çevrecilere anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yol şu aynen HES'ler gibi çok ciddi bir şekilde tepki alıyor, şüphe uyandırıyor. Durup dururken hani kaynan bayram değil, seyran değil noktasında ne oldu da işte Samsun'dan şeye yaylaları birleştiriyorlar, bundan endişe ediyoruz. Bir başka endişemiz de odur ki bu turizm politikaları yanlış politikalardır. Eğer turizm için yapılıyorsa Ayder ve Uzungöl örnekleri böyledir. Eğer Doğu Karadeniz yaylaları Ayder ve Uzungöl gibi olacaksa biz bu gelişmeye, bu tırnak içinde modernleşmeye, bu yolun yapılmasına karşı çıkıyoruz. Bizim politikamız budur değerli arkadaşlarım. Genel merkezin politikası budur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, bu bir temel sorun değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı farklı düşünceler vardır. Sayın milletvekili adayımız Kenan Bıyık kardeşimiz burada. Başka bir düşüncesi varsa ifade etmiştir. Burada da ifade edebilir. Şimdi teşekkür ediyorum. Bu konuda tabii ki birkaç arkadaşımdan olumlu bir şey